Şimdi Türkiye Sigortalar Birliği'nin sigortacılığın 5 yıllık stratejisini belirlemek üzere bir çalıştay düzenledi. O çalıştayda da Türkiye ekonomisine verdikleri katkının ne olduğu açıklandı. Can Akın Çağlar, TSB Başkanı, önemli açıklamalar yaptı. Onu ekranlarınıza getireceğiz. Kapanışa doğruyu noktalamıştık. Şimdi günden kalanları da noktalıyoruz. Ama yarın aynı saatte, saat 10'da kapanışa doğru da tekrar karşınızdayız. Bizden ayrılmayın diyoruz. Hoşçakalın. Sigortacılık sektörü iki tane şeye önemsiyor. Bir tanesi dünya dijitalleşiyor. Gelecek 5 yıl içerisinde, 10 yıl içerisinde sektörü nereye transfer edeceğimizi, nereye evireceğimizi görebilmek için dijitalleşmeyi vurgulayan bir bölümümüz var. Ana başlığımız da bu. İkincisi de kamu yeniden yapılanıyor. Kamunun yeniden yapılandığı, biliyorsunuz bütün bürokrasimiz değişiyor. Kamunun yapılanmasının içerisine ayak uydurabilmek için de bir çalıştay düzenledik. Bu çalıştayın önümüzdeki süre içerisinde 5 yılı planlayabilmek açısından, kamunun dönüşümüne ayak uydurabilmek açısından tertiplediğimiz bir çalıştay diye ifade edebiliriz. Peki şimdi sermaye piyasalarının derinleştirilmesi açısından sigorta sektörünün önemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi sigorta sektörü aslında iki tane fonksiyonu var. Bir tanesi Türkiye'nin ekonomisinin güvenliğini temin etmektir. Ama bunu yaparken de sağladığı fonlarla ülke ekonomisinin katkısına destek sağlamaktır. Ülke ekonomisinin kalkınmasına nasıl destek sağlıyoruz diye söylemek gerekirse de 145 milyar TL fon biriktirmiş bir sektörüz. Bunun %40'ını kamu borçlama senetlerine, %40'ına yakın da sermaye piyasası araçlarına yatırmış vaziyetteyiz. Dolayısıyla sigorta sektörü biriktirdiği fonları sermaye piyasaları aracılığıyla ülke ekonomisinin kalkınmasının ana teması olarak kullanmaya gayret eden bir sektör. Peki sektöre yeni enstrümanlar girdi. O enstrümanların performanslarından memnun musunuz? Dolayısıyla bu sene daha farklı enstrümanlar da girecek mi? Şimdi yeni giren enstrümanları bahsetmek lazım. Kefalet sigortası hayatımızda belki vardı ama çok bilinirliği yok idi. Alacak sigortası vardı ama çok ön plana çıkmış değildi. Şimdi arkasına biraz kamusal desteği de sağlayan bir kamu havuzu çerçevesi içerisinde alacak sigortaları hayatımıza girdi. Biliyorsunuz Türkiye'de kredi deyince iki şey akla geliyor. Bir tanesi bankaların kullandırdığı kredi. Bir diğeri de piyasanın birbirine kullandırmış olduğu kredi. Piyasa daraldığı zaman, ekonomi yavaşladığı zaman piyasa kredisi hızla daralıyor. Piyasa kredisinden kastımız esnafın birbirine vadeli satmış olduğu işler, bundan dolayı aldığı çekler, senetler. Bunun güvence altına alınması, bu esnafımızın tahsilattan daha çok kendi işine konsantre olması anlamında bir anlam ifade edecektir. O yüzden alacak sigortaları, özellikle arkasına devletin de desteği, bir kamu havuzu gelmiş olmasıyla önümüzdeki dönemde krizlerin bu kadar derin yaşanmamasına sebebiyet verecektir. Alacak sigortasına çok önem veriyoruz. Siber sigortalar hayatımıza girecek. Bugün çok önemini bilmiyoruz ama gelecekte bu kadar dijitalleşen bir ortamda siber sigortalar hayatımızda olacaktır. Bina tamamlama sigortası, inşaat sektörünün yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. Daha önce hayata geçirebilseydik belki bu kadar inşaat sektörü derin kriz yaşamamış olacaktı. Dolayısıyla alacak sigortaları, kefalet sigortaları, katılım sigortacılığına çok önem veriyoruz. Önümüzdeki dönemde finansal çeşitlik olması açısından katılım sigortacılığı da başı başına önem atfettiğimiz bir husus. Bunların hepsi yeni başladılar, var olanlar biraz hızlanmaya başlayan ürünler. Önümüzdeki birkaç sene içerisinde bu alanda çok farklı bir büyüklüğe ulaştığımızı göreceksiniz. Can Bey, BES'te son faza geldik. Orada durum nasıl? Şimdi onun iki aşaması var. Biliyorsunuz BES 2003 yılında hayatımıza girdi. Bugün 11.8 milyon insanımıza ulaştı. Daha sonra 2016'da Octomed katılım sistemiyle hayatımıza giren sistemle de 4.9 milyon insan tekrar sisteme girdi. Dolayısıyla aşağı yukarı 92 milyar TL burada tasarruf birikti. Bunlar demin de ifade ettiğimiz gibi Türk ekonomisinin kalkınmasına kullanılan tasarruflar. Daha hızlı yol almamız gerekirdi. Daha fazla kamuyu aydınlatmamız gerekebilirdi belki. Özellikle otomatik katılımda. Otomatik katılım deyince insanlar baştan cayma süreleriyle ilgili kafalarında soru oluştu. Eğer ki hemen çıkmaz isek sistemde sonsuza kadar kalacakmışız gibi bir algı oluştuğundan dolayı cayma oranları çok yüksek. %66 oranında bir cayma var. Buna rağmen de 4.8 milyon insan sistemde kaldı. Bu da bardağın dolu tarafı. Neticede aşağı yukarı 92 milyar TL bir rakam bugün tasarruf edilmiş vaziyette.